Allah Resulüna Muhammedin ve Allah'a adilin ve safihin ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Evet. Fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti. Davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü reşa, eğer istersen gel. Asr-ı saadete Ceziretül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsn-i siret, güzel ahlak ve cemal-i suret, güzel suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciz nüma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap. Bütün Beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muamma-i acibanesi hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulü, akılları hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni, ikna edici ve makbul, herkesin kabul edeceği cevaplar veriyor. Yani insan nedir? Kainat nedir? Nereden geliyor insan? Nereye gidiyor? İnsanlığın başlangıcından bugüne kadar bütün insanlar bunu akıllarıyla çözmeye çalışmışlar, değil mi? Cevabını bulmaya çalışmışlar. Bütün akılların hepsini yani sık suyuna çıkar cümlesi, bir cümle şu. Tabiattan geldik. Topraktan, havadan, sudan. Menfaat için yaşıyoruz. Mücadele ederek ayakta duruyoruz. Tekrar ne olacağız? Özeti bu. Yani o kadar yok olacak. Tartıştıkları, kitaplar yazdıkları, tamam mı? Efendim ben filozofum diye hava attıkları bütün iddiaların özeti bu. Yani ama bu suallere peygamberimiz kadar mukni ve makbul cevap verebilen var. Ne diyor? İşaretül Caz'ın başında. Biz Sultan-ı Ezeli'nin inayetiyle, dikkatiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılmış varlıklarız. Bu dünyadaki vazifemiz ise muvakkaten buradaki istidatlarımızı geliştirmek, gideceğimiz memlekete göre birer rütbe alıp gitmektir. Yani burada burası için değiliz. Burada burası için yaşamıyoruz. Belli yani. Her şeyden belli. Yani çünkü kainatta her şey vazifesini tam yapıyor, mükemmel vesaire. Ama insanın vazifesinde bir eksiklik var değil mi? Bir aciz, bir fakir, bir tatmin olmayan duygular vesaire. Burada, burası için değiliz demek ki yani. Bir yere gidiyoruz. Burada burası için değiliz. Yani mesela öğrenciler burada burası için mi duruyor? Sen mesela hep burada öğrenci olarak kalmak ister misin yani? Hep böyle. Hep bu vaziyette. Burada burası için değil ama. Üniversitede. Üniversitede yani. Ya üniversitede ve Yozgat'ta sen neresi için duruyorsun? Okul için canım. Gideceksin, bak bir meslek sahibi olacaksın, bu ülkeye hizmet edeceksin, tamam mı? Para kazanacaksın vesaire, rahat edeceğin bir yer var. Ha, sen asıl memleketin orası, oraya gideceksin. Yani rızkını nerede temin edeceksen, değil mi? Orası. Sen burada geçici bir süre bazı külfetlere katlanıyorsun. Ama burada yaşamak için değil o. Orası için. Gideceğin yer için. Burada burada derece alacağın, yani okulu bitireceğin, derece alacağın, dereceğine göre de gideceğin yerde şey yapacaksın. İnsan da böyle. Burada çalışacak, çabalayacak da burada bir derece ve numara alacak ki ebedi alemde ona göre rütbe alıp vazife yapacak.
Yani Öyle bir şey ki yani tamam aslında bunu tam bir emin olsak yani hakikaten de o şekilde de bassak hiç yani tertemiz gideceğim orada komutansın. Çalışmadan şey etmeden direkt bana mi? kolay değil Komutanlığın mi? Dereceler var yalnız. Onbaşıdan Ya Maraşalı'ya işte kadar dereceleri var. buradaki hareketi yaparsan Tabii. komutansın orada Evet. yani. Hadi diyelim savaşa Yani gideceksin hepsi, orada hepsi aynı neyse. derecede değil orada. Öyle derece derece. Kimisi uçakla gider, kimisi mesela diyor, neyle, şimşek suretiyle, kimisi hayal suretiyle gider. Hazretleri Mesela kim? yüz binler belki senede gideceğin cennete varacağım. Bazı ölürümüz diyecek. Öyle şey değil. Yani buradaki çabalarımıza göre bir derece alıp öyle gideceğiz. Şeyde de oldu ya, şimdi o zaman Peygamber döneminde de oldu ya. Müslüman oldu, savaşa katıldı, şehit oldu. Yani insanı ve kainatı nasıl izah ediyor yani Peygamberimiz? Nasıl izah etmiş Peygamberimiz getirdiği din ve Kur'an? Abi o şeyi nasıl anlayacağız? Yani eserinde diyor ya, yani diyor kainat onun hürmetine halk edildi. Yani La o la 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 imtihan la. nasıl anlaşılmalı o noktada? Onun hürmet yani kainatta en mükemmel meyve o ya. Kainatın yani vazifesini kainattan maksadı Yani ala neyse diyor dar en mükemmel yapan o. evet, dar imtihan diyor onun ve şeyle açıldı diyor yani. Yani Bunun şimdi peygamberliği için açıldı. kainattan maksat ne? Cenab-ı Hak hangi maksat etmiş? Tanımak yani. Kendini tanıtmak değil mi? Ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmek istedim. Maksadı bu. Kendini, esmasını ve sıfatlarını tanıtmak. Evet. Allah'ı esma ve sıfatlarını en mükemmel tanıyan kim? Peygamberimiz. Hiç kimse gelmese de peygamberimiz olsa kainatın maksadı yerine gelmiş oluyor yani. Yani ağaç meyvesi içindir. Kainat da peygamberimiz içindir. O meyve içindir yani. Bu demek. Yani Cenab-ı Hak o meyveyi gördüğü için başlamış. Mesela ağacı diktin sen daha meyve yok ama. Ama meyveyi hedefliyorsun değil mi? Başka meyve yok ama meyveyi hedefliyorsun. Yani ben meyve için diktim ağacı diyebilirsin. Ama daha yaratılmadı. Olmadı meyve. Onun gibi. Ben kainatı senin için yarattım. Daha yaratmamıştım ama yaratacak. O meyveyi verecek yani. O meyve için yaratmış. Dördüncü reşa, bak öyle bir ziyai hakikat neşreder ki eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde onun getirdiği daire-i hakikat-i irşadından hariç bir surette kainata baksan kainatı bir matemhane-i umumi. Umumi bir matemhane. Üzüntü yeri yani. Üzüntü yeri. Çünkü kainat firaklarla elemlerle doluyor. Ve musibetlerle. Yani aciz ve fakir mahluklar sürekli sevdiklerinden ayrılıyorlar. Ve hiçbir sevdiklerini elde edemiyorlar. Yani bu vaziyete baktın mı kainat hep üzüntüye hizmet ediyor yani. Adeta üzüntü fabrikası gibi yani. Her şey üzüntü. Matemhane umumi derken herkes açık. Herkes için yani. Herkese açık şey mi anlamak lazım yani? Umumi, o da var yani. Umumi Evet. yani herkese. Açık Herkese. hava matemhanesi yani. Açık olan Açık hava matemhanesi evet. matemhanesi yani. Çünkü hakikaten Yani. öyle ya. Öyle. Yani mutlu hiçbir şey Öyle görmüyorum. bağırsan mutluluk ya, olunmaz. Yok yani yok. Olacak bir düzen yok yani. Yok işte. Ve mevcudatı birbirine ecnebi. Belki düşman. Ecnebi. Ne demek ecnebi? Yabancı. Yabancı. Yabancı ne demek? Ejnebi. Türkiye'de olmayan. Ejnebi bizim. Ne? Niye? Kim? Yabancı niye diyoruz mesela? Bizden olmayan. Ya bizden Buraya olmayan. yani Hani hiçbir şey ona ait değil. Ejnebi. Yani bulunduğu yerde hiçbir şey ona ait değil. Misafir. Yok. Yani niye ejnebi diyor mesela? Niye yabancı diyor? Yabancı ne demek yani? Bir Bir biraz yerdeki. dinsiz gibi geliyor yani. Ejnebiler de bize dinsiz diye. Yani yabancı Yok. demek abi. Bir Yok, yerdeki cahil. Cahil. sistemi bilmeyen. Yok. Ejnebi. Ecnebi yani ortak noktamız yok. Mesela yabancı diyelim ki Avrupalı. Yani
ortak noktamız yok. Niye aynı ülke de değiliz? Ülkemiz ortak değil. Aynı dili konuşmuyoruz. Dilimiz ortak değil. Aynı dinden değiliz. Dinimiz ortak değil. Tamam mı? Ortak bir şeyimiz yok yani. Tamam, yabancı oluyor. Mesela Almanya'ya gittiğin zaman orada da hemen Türkler kim arıyor? Türk arıyor. Kim arıyor? Türk bahanesini arıyor değil mi? Niye? Ortak şeyler var yani. Bak, aynı dindeniz çünkü. Aynı memleketliyiz yani. Ha. Şimdi demek ki küfür insanı kainata ecnebi ediyor. Yani da kainata ecnebi olarak gösteriyor. Yabancı. Niye? Hepimiz birbirine yabancıyız ya. Bak, küfür nazarıyla baktığın zaman Ayşe. Herkes birbirine yabancı. Ortak nokta yok. Niye ortak olsun? Ben işime geldim. Yani menfaati söz konusu olduğunu her şeyi harcayabilir. Ortak nokta yok. Ama iman her şeyi dost yapıyor. Niye? Aynı Allah'ın kullarıyız. Değil mi? Bak, ortak nokta çıktı yani. Mesela aynı köylüyüz diyorsun. Aynı memleketliyiz. Aynı Allah'ın kullarıyız demek daha büyük bir bağ. Bak, dost hale getirdi yani. Ecnebiler. Camide atı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-ü cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şeklinde girdi. Kardeş. Kardeş ne demek? Aynı anne babadan. Yani anne babası ortak. Aynı anne baba. Babamız aynı diye kardeş oluyoruz. Allah'ımız aynı. Bu ne demek ya? Ya. Abi. O camidat-ı meyyite-i samite birer munis memur, birer musahhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şikva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. Evet. Yani küfür nazarında zeval ve firak ve ölüm ve yokluk olarak görülen şeyler İman nazarında ne oldu? Vazife paydosundan şakir. Ölüm bile vazife paydosundan şakir suretine geçiyor. Yani vazife paydos edildiği zaman ne olur? Üzülür mü insan? Sevinir mi? Sevinir değil mi? Yani ücret alacak. Vazife paydos edildiği zaman asıl yani gün boyu çalıştın mesela, külfet çektin, paydos deyince artık yani nimet ondan sonradır. Faydos demek nimetin başlangıcı demektir. Vazifenin bitmesi demektir. Bak ölüm, onun getirdiği nur ile ölüm bile faydos halini alıyor. Dünya vazifesi bitti, hadi faydos. Yani nimet. Yani keyif, piknik vesaire gibi mesela. Yani ölümü faydos. Şakir yani. Yani faydos ettiğinde artık nimetlerini açtın diye de şükrettiriyor insanlara. Yani Müslüman ölümle Cenab-ı Hakk'a teşekkür edecek. Tamam. Öldükten sonra, ölmeden önce değil mi? Orayı görürüz. Ölmeden önce değil. Ölmeden önce teşekkür etseydi yani burada vazife yapmazdı. Burayı sevmezdi. Ölmeden önce tabii. Burada çok memnun olup şey yapmayacak yani. Yani çok bura çok çirkin görünmeyecek. Yani çok çirkin görürse vazife yapmaz. Onun için Cenab-ı Hak ölümü ne yapmış? Çirkin bir peçeyle gizlemiş yani. Ölümün arkasını gizlemiş. Arka tarafını. Önü çirkin görünüyor. Arkası güzel. Hemen arkası. Hemen arkası yani. Perde. Perdenin bu tarafı çirkin, bu tarafı güzel yani. Öyle. Kapının bu tarafı çirkin, arka tarafı güzel. Ama arka tarafını görebilmek için kapıdan geçmek gerekiyor. Kapıdan geçmediğin sürece çirkin tarafını görürsün sadece. Veya geçen birinin sözünü dinlemek gerekiyor. Evet. Nasıl? Kapıdan geçmiş birinin oranı anlatması. Evet. Evet. Ya. Yani ölümü bile en çok ürkülen, en çok çirkin görünen, değil mi? Bütün lezzetleri acılaştıran ve her şeyi bitiren ölümü bile
sevimli hale getiriyorsan, Peygamberimizin getirdiği nur, artık diğer musibetleri, diğer elemleri sen hesap et yani, kıyasla. Yani senin kavuşmak istediğin nimetler, tamam mı? Veya ürktüğün musibetler, hepsini şey yapıyor, hepsinden daha üst yukarıda yani. Musibetlerin en beteri. Ve bütün nimetleri acılaştıran yeter bir şey. Gelmişsinler benim. Onu hallediyorsa diğerleri zaten çorap söküyor gibi halledilmiş oluyor. Yani. Beşinci reşa, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, takayyürat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklarından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye, birer merayay-ı esma-i ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Yani kainattaki harekat, tenevvüat, çeşitlilik, tebettürat, tagayyürat, harek, yani bütün kainattaki hadiseler iman nazarıyla bakmazsan nedir? Tesadüfi. Tesadüfi olan şeylerdir. Peygamberimizin getirdiği nur ne yapıyor? Hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının birer aynası. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın adeta bize bir şeyler anlattığı yazıları haline alıyor. Hem insanı bütün hayvanatın mağdurluğuna düşüren, aşağısına düşüren, hadsiz zaaf ve acizi, fakr ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıtayı nakli hüzün, yani geçmiş ve geleceğin üzüntülerini, geçmişin elemlerini, geleceğin endişelerini, insanın başına yığan akıl. Akıl bu hale geliyor. Elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit, insan, bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış aciz, fakir, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizar ile nazlar bir halife-i zemin olur. İnsan o aczi, hayvanlardan küfür nazarında hayvanlardan daha aşağı düşüren, çok betbat eden, çok kötü vaziyete düşüren aciz, fakr ve akıl insanın nazenin bir sultan haline getiriyor. Yani sultan ne demek? Her şeye hakim. Bütün mahlukat adeta onun emrine giriyor yani. Nazenin bile nazik yani. Böyle her emrine koşulan. Yani çocuk evde sultan kimdir? Hakim. Çocuktur yani. Benim her dediğim olmuyor ama çocuğun her dediği oluyor. Mesela, değil mi? Ağladın her dediği oluyor. İstekleri biraz daha aklı yetmeye başlayan istekleri çoğaldığı zaman değil mi? Onların ne kadar çoğalsa çoğalsın. Çocuk hepsi emrinde. Hakim yani. Ne kadar nazenin bir şey yani. Bir de hiç incitilmiyor. Hemen emrine koşuluyor. Ama ne ağlama hemen ölüyor. İnsandaki aciz ve fakir, bak insanı ne kadar kötü duruma düşüyordu. İnsandaki aciz ve fakir böyle insanı nazenin bir sultan haline getiriyor kendisi. Cenab-ı Hak, tamam. Aman ağlamasınlar hemen şey yani kiraz böyle. Ağlamasınlar nar gönderiyor. Tamam. Yazın yandılar, serinletiyor. Kışın biraz dinlensinler, çok yoruldular falan yani. Arabaşı gönderiyor. Gündüzde, günde, gece neyse, mevsimde de kış odur yani. Her emrine şey ya, hemen yani nazenin bir sultan haline getiriyor yani. O azimiz ve farkımız. O da bilmeyerek, şey demek, mevsimine göre, havasına göre, şeyine göre yani. Evet. Yiyecekler de öyle. Dünya dönüyor, ne kadar gürültüsüz değil mi yani? Evet. Yani gürültü olmasın yani, şey yapmasınlar yani, üzülme yani, rahatsız olmasınlar yani. Çocuk hani elektrik süpürgesini çalıştırma, çocuk rahatsız olur, uyanır falan. Evet, koca dünya yani, dönüyor, istekiyor. Tabii yani sen uyurken o kadar hassasiyet gösteriyor hocam yenge. Gösteriyor mu? Nereye gönderecek? Ama şey... Enes bir küçükken ne kadar, ya, değil mi? Yani. Çıt yani, ayakların yüzüne basarak gidiyordun, değil mi? Şimdi de öyle. Aynen, yine. Değil mi?
bayağı. Onun gibi bak gök taşları düşüyor gökyüzünden değil mi? Yani ne kadar şey. Hafif düşüyor. Hafif düşüyor süslü ya. Süslü oluyor. Abi ya süslü oluyor ya resmen ya. Bir yerde okudum da. O şeyler öyle ya, yıldız şeklindeki şeyler. Karlar. Yani gökyüzünden taşlar düşüyormuş. Toz haline geliyor. Tamam mı? Ondan sonra şey geldi, bu bulutların bulunduğu tabakaya gelince oradaki işte küçük küçük şeyler, damlacıkları o tozlara yapışıyor. Tamam mı? Senin başına yıldız kar olarak düşüyor ya. Yani göktaşında senin başına yıldız olarak düşüyor Cenab-ı Hak. Bak incinmesin yani. Resmen bebek gibi yani insan. Daha bu muarızlar da şey yapıyor yani mesela hani umum bir zelzele oluyor ya, umum bir hastalık oluyor ya. Orada o masumlar, o çocuk, bebekler, o şeyler mesela vefat ediyor. Yani o muarızlar oradan şey yapıyor mesela, saldırıyor diyor yani. Nasıl oluyor diyor yani, kafaları böyle. Ya şimdi şöyle, yani insan nefis, yani nefsi dinler, nefsin şöyle bir özelliği var. Bak, şimdi bir kaleyi düşün, üstadım misal, bir kaleyi düşün. Kalede kaç tane taş vardır? Bir sürü, milyon taş var değil mi? Bir tane taş yok, gelin açılmış. Bir tane taş yok diye ona kafayı taktırır. Hatta bütün kaleyi bile inkar ettirir diyor. Nefsim böyle gösteriyor. Allah'ın varlığına, kainatın zerratı adedince, hatta zerrelerden daha fazla, mürekkebatı adedince, yani zerreler, bir de zerreler bir araya geldikçe işte molekül oluyor, oksijen şey oluyor, hücre oluyor mesela ya. O zaman zerrelerden daha fazla yani. Bu kadar delil var. Bir tane kendi vehmine göre, tamam mı? İnkarına sebep şey görüyor. Bak, dünyasını ahiretini helak edecek inkar yoluna sapıyor. Milyonlarca delil görmüyor. Bir tane, o da onun rahmetli gibi değil de, kendi aklınca. Böyle bir özellik. Yani insan bir bahçeye girdiği zaman kötüye bakar. Kötüye bakar. Tamam, orada pislik var ya, o pisliğe kafayı takar. Oradaki ağaçları, çiçekleri, otları, güzellikleri görmez yani. İnsan nefsin bu özelliğinden kaynaklanıyor. Dünyevi gözle baktıkları için olmuyor. Şimdi. Yani zahiri olarak şimdi. Şöyle. Ölüm var. Küçücük çocuk niye ölüyor? Şöyle diyorum. Yok şunu demek istedim. Yani şimdi çocuk değil mi? Birkaç tane çocuk ölüyor. Peki kaç tane çocuk yaratılıyor? Binlerce, milyonlarca çocuk yaratılıyor ya, yaratılıyor ya. Yani benim demek istediğim şey abi şimdi zahiri gözle bakıyorlar. Zahiri gözle bakıyorlar. Gidiyor diyor, gidiyor diyor. Ama batini gözle baktığında mesela o çocuk cennet meyveleriyle. O ayrı şey tabii şimdi ayrı bir yön. Onu demek istiyorum ben yani. Tabii. O da. Gönlüre bakıp perde arkasındakini. O işin başka bir yönü tamam bu da doğru. Bu da doğru. Ama mesela binlerce milyonlarca çocuk oluyor. Mucizeler oluyor kainatta yaratılıyor. Onları görmüyor. Bir tane çocuk ölüyor, ona bakıyor yani. Abi bu Mesnevi Nuriye'de geçiyor ya. Diyor yani beşerin başına, beşerin ve hayvanatın başına gelen musibetlerde diyor Cenab-ı Hakk'ın yani o ibadın diyor derk etmediği, fehmetmediği hikmetler vardır tabii. Diyor ya. Biz onu demek ki bizim ferkimizde yani öyle mi? Mesela şimdi bak yani o milyonlarca hayatın ne olduğunu anlaşılması ve hayatın kıymetinin bilinmesi için ölüm de yaratılması gerekir. Ölüm olması lazım. Tamam mı? Milyonlarca hayat yaratmış. Bir tane ölüm yaratıyor ki vahiy kıyası olsun, ölçü olsun, hayat bilinsin diye yani. Anladın mı? Mesela hep ışık. Hep ışık. Karanlık diye bir şey yok. Anlayamazsın ışık nedir diye. Küçücük bir zerre, bir nokta kadar siyah bir nokta koyarsın, karanlık koyarsın. Bütün ışığı anlamış olursun. Ha ışık var göstersin. Ha, onun gibi. O şeyler, musibetler pek çok nimetlerin anlaşılması için vesile oluyor. Bunun için Cenab-ı Hak kainat, asıl olan kainatta hayırdır, güzelliktir. Kainatta asıl olan hayırdır ve güzelliktir. Şerler ve musibetler çok cüz'i, ara sıra ve iyiliklerin ve güzelliklerin mertebelerini anlamak için verilmiştir. Mesela musibetler nimetlerin derecelerini anlamak için verilmiştir. Ayrıca o musibette kullandığı şey var ya, musibette kullandığı çocuk mesela. Ha, onu da Cenab-ı Hak ahirette telafi ediyor demek.
Yani ya şehit hükmüne getirerek telaf ediyor veya mallara telef olduysa mallarını sadaka hükmüne getiriyor dediğin. Şurada bir yer var da. Nokta. Arkadaş masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde beşer fehmini anlayamadığı, beşer fehmini anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyet-i ilahiyenin dusturlarını havi şeriat fitriye ahkamı, aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Onlardan husura gelen fiillere o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat fıtriyenin ahkamında olan his-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başını kırıp kırarsa müstehak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar, sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte his-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Yani şunu demek diyor, yani genelde Cenab-ı Hakk'ın adetullahı var, kanunları var. Yani bunlara riayet etmediğin zaman mutlaka bedeli vardır. Her şeyin bedeli vardır. Tamam mı? Mesela elektrik kablosuna dokunduğun zaman, mesela ben Müslümanım, beni yakmasın. Ben çocuğum, beni yakmasın falan. Var mı öyle bir şey? Yok. Elektrik kablosuna dokunan, elektrik çarpar değil mi? Yani bu böyle bir kanun vardır yani. Her şeyde böyle. Hiç şefkate muhalefet mi ettin? Neticesi var. Allah'ın kainatta şu cereyan eden şeyleri gibi, kanunları gibi insan aleminde de kanunları var, tamam mı? Şeriat kanunları işte yani. Kur'an, sünnet vesaire var. Bunlara her muhalefetin bedeli vardır yani. Her muhalefetin. En ufak adatlara muhalefetin o seviyede bedeli vardır. Bilsin eğer bilmez. Bilsin eğer bilmez. Mesela diyelim ki aile şeyindeki yani Peygamberimizin aile hayatındaki düsturlarını uygulamazsan, tatbik etmezsen oradan bedelini dersin mesela. Yani, ticari hayatta düsturları var. Onları uygulamazsan orada bedelini dersin. Hırs yaparsan batarsın gibi. Her şey de böyledir. Yani kaplan mesela o kurallara riayet etmiyor. Tamam elektriği çarpmasın, elektriği kaplan hayvan ağlıyor elektriği çarpmasın der misin mesela? Olmaz. Tamam. Bu kurallara riayet etmiyor, bedelini ödüyor. Onun için yaptığın, attığın her adama dikkat edeceğim. Yanlış adım attığımın bedeli var. Mutlaka bedeli var yani. Ama suç ve ceza dengesi var tabii yani. Tamam. Gelen ceza suçla orantılı olur yani. Ufacık bir suç işledin, çok büyük tokat bekliyor. Yani olmaz. Tamam, Cenab-ı Hak adildir yani. Ha. Ama şunu bilmek gerekiyor ki, bundan bir şey olmaz değil. O derecede bedel ödersin. Yani bak, sünnete muhalefet. Yani sünnete muhalefet etme. Mesela istişaresiz hareket et. Örnek veriyorum ben sana. Kesin hata yapıyorsun abi. Kesin. Bedel ödüyorsun. Yani. Doğru ödüyorsun. Ben ama ödürünün yanlış mı diyorsa işte. Çocuk eğitiminde diyelim ki yanlış yapıyorsun. Bedelini ödersin. Bedel ödüyorsun. Bazen de fazla oluyor. Mükafat mı yedin? Yani mükafat mıdır? Ceza olarak. Yoksa birik bir suç aramasın mı? Onu yani evet öyle diyorlar. Birik bir suç. Yani ne diyor Yusuf? Müterakim zekatı aldı. Yani tamam, sen 100 yıldır Osmanlı'da zekat vermemiş. Tamam mı? Birikti. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün zekatları toptan aldı yani. Birikmiş olduğunu nereden çıkarıyorsun? Yani mesela. Yani bu kaide söylediğim. Ama bunun tatbiki ne diyorsun sen? Tatbiki nasıl olur yani? Kainatların ben bilemem yani. O ayrıntıdır yani. Orada böyle bir şey. He. Yani hayır, bir de senin hayatında yani ne yaptığında nasıl ceza geliyor? Tamam mı? Ben bir ceza gördüm ama neyin suçu? Bu hangi suçundan geldi? Falan. O yani feraset işidir biraz daha. İnsan kendi hisseder. Büyük zatlar kendi hisseder bir. Senin hissetmesen büyük zatlar mesela daha görürler. Bardak kırılıyor, üstelik mana çıkarttı mesela.
Aleyhimize planlanan şeyleri, dinsizlerin şeyi, planları suya düştü diyor mesela. Her şeyin şeyi. Bir daha bu şeyde de var ya, usta bahsediyor yani bir adam diyor gizli bir suçundan dolayı kader diyor adalet edip onu şey yapıyor ya, hapse attırıyor mesela. Ya kader ciheti de değil mi var bunun yani? Yani her ceza, her musibet bir hatanın neticesidir. Fakat mükafatın da mukaddemesidir. Yani bir hata yaptıysa bunun cezasını ödeyeceğim ama arkasından mükafat gelecek yani. Günahlarını temizledi ve bir ferahlık dönemi gelecek. Tamam. Böyle tek düze gitmez. Ceza hep ceza olmaz. Hep musibet gitmez. Hep kış olmaz yani. İnsan hayatı böyle diyor. Cenab-ı Hak musibet, mükafat, ceza, suç vesaire böyle gidiyor yani. Zaten musibet gelmezse bir sefer yanlışını da görmen, düzü de görmen. Dümdüz gibi. Kaç daha bu. Çünkü yok, şey ayar oluyor. Tabii. Şimdi adam bu yaptığını doğru zannediyor, devam ediyor. Oradan bir tokat yiyor, sonra Allah Allah. Yiyecek ha, ben yanlış yapıyorum. Uyandırıyor. Sürekli de iyi ya. Uykudan uyandırıyor değil mi? Evet. Ama insan şey yapınca, nimetler gelmeye başlayınca tekrar uykuya dalıyor. Hiç ders almıyor ya. İnsanın böyle bir özelliği var, ben hayret ediyorum ya. Kesin tövbe diyor mesela, tamam yapmayacağım bir daha. Nimet geliyor, anı unutuyorum ya. Çok kısa zaman unutuyorum. Acayip değil mi? Ya işte hesap olunca böyle oluyor. Yani şimdi ahireti biraz önce ne dedin ki, mırdalacak gibi gidecek. Sen de tam yerine gideceksin. Oradaki kalite ölçüyor işte. Ya kalite olmaz o zaman. Ebu Bekir radyolarına yani Ebu Cehil'in şeyini yapar, nasıl bayrak edecek? Evet. Son cümlemiz. Demek onur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi içeğinir. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.